Sevgili madenci arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Hazır toplamamız lazım. Onu sen iki tane şu dronlardan yapmamız lazım. Benim drone yapabiliyorum. Benim dronlardan mı? Yo yo. Şu yürüyen dronlar var ya. Mini katır. Ben bulup iki tane yapmamız lazım. Anlamışım. Direkt söylüyor bir de yürümem diye. Yapacak bir şey yok. Takip isteği attım, kabul eder misin? Tabi. Ben girdiğim zaman bütün arkadaşlık isteklerini kabul ediyor. Geldiler. Neredeler babo? Uçuyor. Oğlum zorda falan açmadınız değil mi lan? Yok abi, bunlar böyle. Bu bölüm böyle. Kanka yalnız herifler böyle bayağı güzel dojluyor ya. Adamlar benden iyiler ha, yanlış olmasın da. Vallahi benden iyiler ha. Allah. Twitch'i geçen sene keşfettim. Hoş geldin Necati. Arkadaşlar biriniz benim amel defterimi kapadı ama. Benim de. İnan hanginiz bilmiyorum. Beyler düştüm. Ulan. Help. Tüm üstümüze bomba attı. Ulan. Herkes oğlum, öldü. Bir ben yaşıyorum. Biri üstümüze meteor atıyor. Canan. Uh-oh. Senin işin mi lan bu çinko? Bak üstüne kutsal su dökerim ha. İlk çinko düştü ya. Ceyhun. Hallettim. Oğlum hallettim. Kim attı bu roketleri peki böyle bizi atmosferin dibine çaktı? Yaratık patladı ya. Hayır, bildiğim ben böyle bir şey yani 5-10 metre indik aşağı. Bunu nasıl tahmin edeceğiz? Şurada bir yerde parçasını görmüştüm de. Yo yo, şimdi tahmin yapmamız lazım da. Yukarıda kaldı bu. Ne yapacağız? 2015 akşamı Ramazan günüydü. Seni takip ettim ertesi gün. Eyvallah kanka, teşekkür ederim. Ahmet bayağı eskilerdenmişsin. Ama dediğim gibi iyiydim, kusura bakma yani ben. Ben seni şey zannettim, Ayşe Fatma Fotoş sandım ben seni. Sen Nurullah abiymişsin yani, sana yürüyemem kanka. Olmaz. Örf ve adetlerimize göre ters yani baba. Lan oğlum robot havada duruyor. Aşağı düştüm. Dur şuraya bir flashlight falan atalım. Baba oyun uzay madenciliği oyunu. Şimdi ilk kez denk gelenler varsa şayet. Böyle uzayda gobidik gubidik bir yerin içerisine gidiyoruz ve orada görevler var. Şu an misal bizim iki tane fosil toplama görevimiz var. Gidiyoruz, bize verilen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Ah, buradan tahmin ediliyor çünkü. Tahmin ediliyor. Şurayı bir kazsanıza. Kazıcımız yok mu? Malzemeleri alıyoruz falan filan. Abi evine gelsek ve evine girsek ne yaparsın senden habersiz? Giremezsin ki. Polisi ararım kanka, sence ne yapar? Benden habersiz evime girsen yani. Şimdi anana sor, anan ne yaparmış diyeceğim, anancılık algılanacak. Yani biri evine zorla girdiyse kardeşim polisi ararsın. Ya sizinkiler de polisi arıyordur yani. Anana sor demeyeyim de babana sor kanka, polisi arıyorsunuzdur. Abi bizim kazıcımız yok mu? Elle mi kazacağız böyle amele amele? Evet. Bir tane daha duruyor mu bulursan söyle. Bacağını buldum da. Bacağını buldum diye. Peki fosil bulma şeyinde bir ilerlememiz var mı? Bir tane bulduk da. Bunlar da duvarda bile. O robotun ayağı mı? Total var bu arada. Evet. Serisi ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir şey der geliyor. Çünkü o birilerini tarıyor ama. Aa fosil var. Ses de vermiyor ki. Arkasında. Benim bu arada arkadaşlar iki tane taretim var. Başıma bir şey gelirse taretlerim beni korur yani, sıkıntı olmaz. O yüzden bir parça daha rahat dolanıyorum ortalıkta. Aa fosil. Kullanmak
Buran burada olması lazım da normalde nerede ya? Bir tane de burada var Ceyhun. Sağa sola bakıyorum da millet. Aa, var burada diye. Katır var. Ufak katır burada. Eyvallah Ahmet, eyvallah. Zorla ne? Girmem abi. Senden habersiz evine girsem ne yaparsın diyor. Benden habersiz evime girdiğinde zorla girmiş oluyor. Yanlış mıyım Ceyhun? Doğru. Bu doğru. Ceyhun benden habersiz evime girse öperim ama yani sende polisi arıyorum. İki tane bacak daha lazım. Bir tanesi de şurada. Ulan bütün gudubet yaratıklar sadece benim burada mı? Allah okay. Kedim. Aşağıda. Yüzümün önünü bir açsam halledeceğim de. Allah. Bacak uçtu. Burada son iki bacak da burada. Neredesin? Demiyorum. Neyden işaret yapıyorduk ki? Gördüm, geliyorum. Reisler acaba bana yardım edecek birileri var mı? Ben sizden çok uzakta mıyım? Ha, Tolga reis burada. Tolga! Aşağı düştüm kanka. Cüce düştü, cüce düştü. Yardım edin cüceye. Geldim. Bir kıza açıldım, o da bana tokat attı, ben ne yaptım dedim, hayvan dedi, üzülüyorum. Anladım kanka. Geçmiş olsun. Ama bence cool story bobo. Cool story bobo bobo bobo. Hatta bobo bobo bobo. Hiç kimse sana böyle gidip ben seni seviyorum dedin diye şamar yapıştırmaz ya. Şurada dedim, iki tane fosil var şunlarda. Tamamdır, alıyorum. Bir ömür aynı evdeki tuvalete mi sıçalım dedin, ne dedin yani? Evet benim nitrat dolu ortada. Katırı bir şuraya çağırayım da doldurayım. Oyunun konusu ses gitti. Mavi takibin için teşekkür ederim, eyvallah. Oyunun konusu şey ya, uzayda madencilik. Yani belli başlı materyaller var, onları toparlıyorsun. Base'inde basic karakterini geliştiriyorsun, ekipmanlarını falan geliştiriyorsun. Öyle yani, oyunun sana verdiği görevi yapıyorsun. Bak bizim 4 fosil daha bulmamız gerekiyor. Şu şey fosil olarak mı geçiyor? Hangisi? Aa evet. Yanına gideyim ben. Havada kaldım. Havada mı kaldım? Uçuyorum şu an. İniyorum oraya. Bir fosil daha buldum. Nitrat var. İnemiyorum oraya. Zırhım mırhım var ya, paso bitiyor. Mantar bir bitki değildir babuş, pizza videondan gördüm. Her nesi kimse kanka. Mantar kendine ait bir türdür. Evet, fen bilgisi 8. sınıf. Evet, siz bunu dün gördünüz ama ben 8. sınıfı geçeli 15 sene oldu falan böyle. Yani 25 yaşındayım. Anladın? Seninle beraber 100 kişi daha aynı şeyi söyledi misal. Pizza bitki değil, pizza bitki değil, pizza bitki değil lan. Oğlum adam demiştir oyunda. Ben ona şey demişimdir. Ne tatlınız ya. Kanka kötü bir şey demedim de ne bileyim yani, çok basit bir şeye kafanı takmamış mısın sence? Sana bırakıyorum tamamen kararı. Son 2-3 videodur aynı tepkiyle karşılaştığım için. Biliyorum oyunda meyveli pizza dediler, adam daha açık konuş dedim. Meyveli mantarlı bilmem ne dedi, daha açık konuş dedim. Peynir üzerine mantar dedi, bir şey dedi. Meyve mantar değil ki bilmem ne falan filan dedim. Oradan muhabbet aldı yürüdü yani. Çok ufak bir şey bence. Keyfinize bakın. Ama orada şeyler var. Eyvallah baba, eyvallah.
Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğim için. Uydu bu burada. Evet. Bu katırlar şimdi bizim emrimizden bağımsız mı hareket ediyorlar? Ne yapmaya çalışıyoruz? Ha, uydu bağlantısı için E'ye basılı tutmak lazım. Anladım, anladım. Taletleri burada kurabilirsin sonra, tamam. Tamam. Savunacağız. Bunun etrafını mı? Hı-hı. Aydınlatıyorum. İçinde durmamız lazım. Aa, dip dibe kuruyorum taretleri. Oo, var ya, iyi ki taretlerimizi buraya kurmuşuz baba. Bayağı adam geliyor çünkü. Senin mermini bir dolduralım koç. Senin mermini de bir dolduralım. Arkaya ben bir ikmal çağırıyorum. Ya Serdar, evet gerçekten yani o şey pizza oyununda kucaklı pizza falan filan adamlar öyle yardırıyor. Bilmiyorum ha. Evet, ben bu silahı böyle gerekli yerlerde kullanmazsam kendimize zarar verebilirim ya. Bunun patlayacağı zarar çok büyük. Hepinizin bildiği üzere pizza bir sebzedir, evet. Şey var böyle bir de. Ben vegan pizzaya kazara bölümde şey koymuşum galiba, peynir koymuşum. Veganlar peynir yemez ki diyor. Adam aldı yedi vallahi pizzayı. Ama maşallahlar var canım, bizim izleyiciler çok dikkatli ya. O konuda şeyler yani, ben oyunu salla pati oynuyorum da bizimkiler bayağı dikkat ediyor. Samet'im galiba sen almadın ikmali. Tamam tamam, doldurdum. Tamamdır. Taretlere hemen yükleme yapıyorum, daha gelecekler mi bir tur daha? Tamam. Bilmiyordum açık olduğunu, bilmiyordum çünkü abi vurdu. Buraya şey yapacağız galiba. Bunu tamir edeceğiz. Açtım ben. Açtım evet, YouTube yorumlarını açtım. Nereyi takip şey yapacağız, tamir edeceğiz, onu da bir el atayım. Yakıt hattını. Yakıt hattı nerede peki? Benim burada. Bana neden sıkıyorsun sarı oğlan? Gelemedim. Geldim. Buraya taletlerim. Aa, şimdi burası. Ulan çinko canım. Bitiriyorum taretleri. Beynime beynime sıktı lan adam. 3 tane edebiyat sınavına girdim, beynim kalmadı mı? Tepemizden geliyor lan. 3 tane edebiyat sınavı ne abi? Ne yaptın? Oy. Onu burada öldürmezsek, dışarıda öldürsek iyi. İçeride öldüren tosuncuk benim de, inşallah size bir zararı dokunmamıştır o kadar. Zehirlendik. Bu aslında var ya, büyük mermileri boss'a da saklayabilirdim ya. Evet arkadaşlar, benim taretlere vereceğim cephane an itibariyle bitti, haberiniz olsun. Şu an taretlerimizde herhangi bir cephane yok. Bana abi daha da 68 gram var. Yeter. Alp'im iyi yayınlar Samet'im, nasılsın demiş. Teşekkür ederim Alp'im desteğin için, sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için, hoş geldin. Bu ne abi?
O. Bu ne kanka? O neydi öyle? Şey mi acaba? Döne döne geliyor. Odak saptırmak için hani. Olabilir. Ona vursunlar diye kukla gibi bir şey mi acaba? Oyunun ismi Deep Red Galactic Survival. Uzayda maden arıyorsun ve yaratıklara karşı savaşıp bu madenleri base'ine götürmeye çalışıyorsun. Oyunun temeli bu. 4 farklı karakter var. 4'ünün de birbirinden farklı özellikleri var. Örneğin ben makineli otomatik makineler kurabiliyorum ve beyler ben bayağı öldüm bu arada. Eyvah eyvah. Aa, ben pompalı mermiler bitiyor iyice. Otomatik makine kullanabiliyorum. Evet bende de bayağı az mermi kaldı. Annem bir kapsül daha çağırdım ben. Yeterince nitratımız vardı değil mi? Var var. Tolga ağır silahlar kullanabiliyor. Makineleri mitralliyoruz falan. Bir karakter var. Şeylerin içerisinden, duvarların içerisinden falan geçebiliyor. Ağzımıza atmasaydınız kanka şeyi. Şu muhafızlara cephane yükleyeyim. Biraz dumandan zehirleneceğim ama. Yani çoğu zaman olan bitene ben daha hakim değilim. O da böyle bir şey, ne yapalım. Erwin Romerli, takibin için teşekkür ederim ve Alp'im yeni roset gelmiş bana demiş. Alp'im şey yaptık ya, ben mağaranın derinliklerinden buldum eski rozetleri. Bizim eski kuru kafaları getirdim valla. Kapıya doğru gel. Kapı nerede? Hazır hazır kaçabiliriz şu an. Gözü tuz diye işaretlemiş bir şey ama. Vallahi da orada şirki siki korosmu çocuklarımın. Abo. Bana geldi rozet. Aa evet, bit rozeti. Vallahi bayağı güzel Alp'im ya. Kesene bereket, çok teşekkür ederim. Evet, biraz madencilik, biraz canavar avlamaca. Ne kadar paramız gelmiş? Bayağı güzel experience ve para kazanmışız ya. Şimdi gider bir ünitelerimizi upgrade'leriz. Ondan sonra belki duruma göre bir tur daha falan çıkarız. Yalnız Tolga'nın artık bir ağzını açma şansı olursa tabii. Evet ya. Adam oyun boyu burada değildi ya. Hesap vereyim. Abi bu nasıl bir hesap vermek, anlamadım ki. Tövbe estağfurullah, ahiret sorgusu mu bu, bu ne abi? Samet abi burada da upgrade yapabiliyorum ha. Nerede kanka? Bu kapsülün içinde şuraya geldim mi yetenek puanları da verebiliyorum burada. Ha, burası benim şeyim mi? Burası senin mi? Yok, senin abi burası. Anladım. Kilometre taşlarından falan mı veriyorduk? Yok, buradan veriyorduk upgrade puanlarını. %10 daha fazla şey çıkarma. Herkesin sevdiği biri olman gibi zırh gibi seni korur. Dost ateşinden %50 daha az hasar alırsın. Evet, Çinko Senpai'den korunmak için bu gerekli. Çünkü sevgili Çinko Entai biraz şey yapıyor. O adam galiba sevgilisiyle bütün ilişkisini gözden falan geçiriyor ya. Diyeceğim de yok, bu onların normal konuşması. Abi ben taretime upgrade yapmak istiyorum. Taretime hiç doğru düzgün puan parça toplayamadık mı ya? Şu makineli tüfeklerimi upgradelesem 10 numara olacak da. Bari kazmayı upgradeleyelim.
Kazmana basılı tutarken ateş etmeni sağlar. Güzel. Başka bir upgrade var mı? Platform silahı yok. Platform silahında bir şey yok. Cüce armoru. Aşırı yükleyici. Kalkan kırılmadan önce daha fazla hasar emebilir. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Bir oyun daha girelim mi? Bir el daha. Bana uyar. Valla bana da uyar da Çinko keşke kulaklarını açsa.